Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmenleriyle alan eğitimi yapıyorduk. Bayağı bir ilerledik. Program, beceriler falan. Şimdi başka konulara geldik. En son okuma, anlama tekniklerini konuşmuştuk. Daha sonrasında değer öğretim yaklaşımlarını falan işledik. Şimdi de işte materyal geliştirme ile ilgili sosyal bilgiler alanda sorulan, ÖYT gibi sorular, drama ile ilgili şeyler var. Onlara yavaş yavaş giriş yapacağız. Aslında ana şablon ilk yarıda programlar falan bitti. Girmeden önce hal hatır sordular. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. İki muhabbet edelim. Hemen derse ondan sonra başlayalım. Nasıl gidiyor? Alan eğitimde gözünüz kesti mi? Bir yaramazlık var mı? Nasıl gidiyor? Çalışmalar nedir? Bir anlayayım. Mesela programları konuştuk. Oraların oturduğunu düşünüyorum. Sonrasında Ramazan kampında denemelerden çözdük. Oralarda da eksikler belli oldu. Sizden de bir nasıl gidiyor bir anlayayım. Bundan sonraki dersleri ona göre yönlendirmek istiyorum. Eksiklerimiz neredeyse oradan soru çözeriz. Vaktimiz var. Sefa, güzel hocam diyor. Alan eğitiminde sorular çözdüm. Gayet iyi. Dediğim gibi alan eğitiminde bir tane gıcık soru soruyorlar. Bazı yıllar iki tane. O gıcık soru dışında diğerleri yapılamayacak bir şey yok. Tabii çalışma gerektiriyor. Mesela Sefa yaz bakayım. Şeyi fark ettin mi? Bu okuma teknikleri çalışınca yapılıyor. Ama çalışmadan yapılacak bir şey değil. Ne dersin? Gamze de diyor ki evet hocam denemeler çok iyi oluyor. Derslerimizde de gene denemeleri çözecek miyiz? Söyleyeyim. Arkadaşlar denemelerle ilgili Gamze Hoca sordu. Denemelerle ilgili şimdiye kadar 14 tanesini geçen sene çözmüştüm sisteme yüklü. 15, 16, 17'yi Ramazan kampında çözdük. 18, 19, 28'e kadar zannedersem toplam kaç tane hatırlamıyorum. 25 mi 28 mi? Hatırlayan varsa söylesin. Çözmediklerimizin hepsini derste çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. İstisnası hepsini çözeceğiz. Kaç tane hatırlamıyorum. Bilen varsa yazsın. 23'müş. Tamam o zaman 15, 16, 17'yi çözdük galiba. 18'den 23'e kadar hepsini çözeceğiz. Az kalmış zaten. Ama bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdiye kadar olan 17 ya da 18'e kadar denemelerin hepsi PDF olarak var. Video çözümleri de sistemde yüklü. Mutlaka çözün. Mesela şimdiye kadar kaç tane? 17 mi var? 18 mi var Sefa? Merhaba Merve. Galiba 17 tane var. O 17'yi çözen oldu mu? Sonra da işte geçen sene çözdük, bu sene çözdük bir kısmı. Video çözümlerinden bakan çözen oldu mu arkadaşlar? Denemeleri söylüyorum, denemeleri. Önemli bir şey yok Merve Sefa. Denemeleri çözün diyorum. Sistemde denemeler var. Merhaba Ayşe, merhaba. Şimdi gençler, ufak ufak başlıyoruz. Şunu söyledim. Bir yere kadar geldik. Programlar bitti. Beceriler bitti. Öğrenme alanları bitti. Değer öğretim yaklaşımlarını işledik. Okuma becerilerini işledik. Şimdi biraz yazarak anlatacağım. Şimdi yeni bir konu. Sosyal bilgiler. Alan eğitiminde bazı bilinmesi gereken kavramlar. Sonrasında da bazı materyaller. Onları konuşacağız. Sonrasında da bazı ÖYT tekniklerinden falan bahsedeceğiz. Şimdi şunu bir kutucuk içine alalım. Şimdi neler bunlar diye bunlardan da
Bazen direkt soru olarak geliyor. Bazen de bunları sorunun içinde geçiyor ve kavramı bilmezsek soruyu çözemeyiz. Bunlardan bir tanesi paradigma. Bir tanesi bilimin doğası. Sosyal bilimler. Fen bilimleri ayırımı. Teori. Yasa. Postulat kavramlarını. Konuşacağız. Bunun yanı sıra pozitivist sosyal bilimler yaklaşımı, yorumlayıcı gelenek, efendim, postmodernizm. Şimdilik bu kadar yeter. Devamını konuşacağız. Bir şey soruyor bir arkadaş. Şimdi arkadaşlar bu son şu tahtaya onu soruyorlar. Şu tahtaya yazdıklarım slaytlarda yok. Neden yok söyleyeyim. Ben alan eğitimi için hazırladım fakat şöyle bir durum var. Bunlar not tutabilirsiniz veya ekran fotoğrafı alabilirsiniz veya tekrar dinlediğinizde not alabilirsiniz. Buralar yan alanlarda da önemli, alan eğitiminde de önemli temel bazı kavramlar. Burası çok uzun değil, not tutabilirsiniz. Şimdi bir kere paradigma kavramından başlayalım. Paradigma dediğimiz şey, bu kavram, şöyle mavi alalım benimse. Bu kavram Thomas Kuhn'a aittir. Çok önemli değil. Kişi sormazlar. Ama paradigmanın ne olduğunu sorarlar. Paradigma o bilime o dönemde genel bilim insanlarının bakış açısıdır. Şimdi bunu netleştirmek ne olduğunu anlatmak için bir şey soracağım. Mesela bugün 2024 yılında sosyal bilimlerin tarih alanına bakış açısı dünyada milliyetçilik merkezinde midir? Tabii bilim olarak soruyorum bunu. İnsanlar milliyetçi olabilir. Bilim merkezine milliyetçilik paradigmasıyla mı bakılıyor, bakılması gerektiği söyleniyor, yoksa çok perspektifli mi? Ne dersiniz? Fikri olan var mı? Bak herkes çok perspektifli diyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ha bunu uygulamayan da vardır. Kendi milletini çok yüksek gören de vardır. Ama bu bilim adamı tavrı değildir bugün. Bu siyasetçi tavrıdır. Bu sokaktaki insanın tavrıdır. Bugün genel bakış 2024'te genel bakış ya biz İngiltere'nin gözüyle de bakabilirim, Türklerin gözüyle de bakabilirim, Çinlilerin gözüyle de bakalım diye. Bugün genel paradigma çok merkezlidir. Oysa 1890'larda, 1895'lerde genel paradigma çok merkezli değil, emperyalizm merkezli ve pozitivizm merkezli, tek merkezden, pozitivizm merkezinden ve işte Çinli'nin ne yaptığını, Afrika'daki kabiledeki insanların ne yaptığını çok önemsemeyen bir tarzda bilim yapmışlar.
Hatta sömürgeciliğe destek olsun diye bilim yaptı işler. İşte sosyal bilimlerdeki bu değişmeye paradigma değişimi diyoruz. Son olarak şunu söyleyip geçeyim. Hatırlarsınız antropolojide şöyle paradigmalar, ekoller vardı. Antropolojide. Evrimci teori. Difüzyonist teori. Bunlar önemli değil. Bunları anlatmayacağım şimdi. İşte bunların hepsi bir bakış açısıdır. Mesela evrimci teori toplumların aynı evrimsel süreçten geçtiğini söyler. İşte difüzyonist teori hayır farklı merkezlerden çıktılar. Bunu neden söylüyorum? İşte bunların hepsi antropolojide birer bakış açısı ve paradigmadır. Anladık. Şimdi gelelim şuraya. Bilimin doğası. Bilimin doğası derken şunu kastediyoruz. İster fen bilimleri olsun, ister sosyal bilimler olsun, her ikisinde de ortak bir takım ilkeler var. Ha, ayrılan noktalar da var. Örneğin hemen söyleyeyim. Fizikte, kimyada yasalar vardır ama işte tarihte mesela yasa yoktur. Sosyal psikolojide yasa yoktur, teoriler vardır falan. Bu ayrılan bir noktadır ama ortak bir noktası da vardır. O ortak noktalar üzerinden bilimin doğasını şöyle söyleyeceğiz. Bir, bilimin doğasını şunları bilmek lazım. Bir, bilim, din, felsefe, inanç alanı ile ilgilenmez. Şimdi bu ne demek ilgilenmez? Bakın burada bilim dine karşıdır değil. Bilim felsefeye karşıdır değil. Bilim inanca karşıdır değil. Çok batıda da çok dindar bilim insanları vardır. Dindar olmayanlar da vardır. Ama bilim öte dünya inanç alanını sosyal bilimlerin kullandığı, fen bilimlerin kullandığı deney, gözlem, monografi gibi yöntemlerle araştıramaz. Bu inanç alanıdır. Bunun için ilgilenmez. İlgilenmez derken tekrar tekrar söylüyorum. Bunu negatif bir bakış açısıyla ilgilenmez değil. Bu benim konumun dışında bu insanların bireysel vicdanına aittir der ilgilenmez. Bununla felsefe ilgilenir, din ilgilenir, inanç alanı ilgilenir falan. İki, estetik yargının ahlaki yargının en iyisi hangisi diye ilgilenmez. Şimdi burada enteresan bir şey var. Hocam biz gelişim psikolojisinde Kolberg'in ahlak gelişim düzeylerini inceliyoruz. Sosyal bilimlerde estetik diye bir alan var. Doğru. Bunlar da estetik nasıl gelişmiş? Şunu yazalım. Estetik, ahlak ki bunlara ortak başlık olarak aksiyoloji deniyor. Bunlar nasıl tarihsel süreçte gelişmiş diye inceler. Ama bu incelemeden sonra en güzel estetik yargı budur. En doğru ahlaki tavır budur demez. Sadece gelişim sürecini inceler. Üçüncü olarak bilimsel bilgi. Üç bilimsel bilgi. Yasa, teori ve postülatlar. Altı hipotezlerle, yedi bilimsel süreç becerileri ile çalışır. Bunun yanı sıra da deney yapabiliyorsa, yapamıyorsa da gözlem yapar. Şimdi bu tekniklerin içinde
Fen bilimlerinde yasalar vardır. Fakat sosyal bilimlerde yasaya ulaşılamaz. Teori ise hem fen bilimlerinde vardır hem de sosyal bilimlerde vardır. Postulat dediğimiz şeyi ilk defa duymuş olabilirsiniz. Postulat ön kabuldür. Örneğin humanistik teoride, hümanizmde, insancıl psikoloji yaklaşımında her insanın iyi doğduğu kabul edilir. Davranışçı yaklaşımda her insanın nötr, tabula rasa, boş levha olarak doğduğu kabul edilir. Bu ön kabuldür. İnsana yaklaşımımızın ön kabulünde de postulattedir. Hipotezin ne olduğunu biliyorsunuz. Bilimsel süreç becerileri oralara girmiyorum. Deney gözlemi biliyorsunuz. Bir de şunu söyleyelim. Deney fen bilimlerinde yapılır. Sosyal bilimlerin bazılarında yapılır, bazılarında yapılamaz. Örneğin psikoloji bir sosyal bilimdir. Psikolojide deney yapılır ama tarih bir sosyal bilimdir. Tarihte deney yapılamaz. Oysa gözlem hepsinde yapılır. Şimdi burada bir bilgi daha çok önemli. Yanlış biliyor olabilirsiniz, doğru biliyor olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu teori ve yasalar, şu ikisi. Şunları bir yuvarlak içine alayım. Bu teori ve yasalar. Şöyle bir laf vardır. Teoriler ispatlanırsa yasalara dönüşür. Gerçekten böyle midir? Teoriler yasalara dönüşür mü, yoksa bunlar ayrı şeylerdir, birbirlerine dönüşmez mi? Ne biliyorsunuz bir yazı? Birbirlerine dönüşür mü, dönüşmez mi? Ha, çabucak yazın geçelim. Dönüşür diyen var. Dönüşmez diyen var. Hemen bunu bilmiyor olabilirsiniz. Bu daha önce coğrafyada ya da tarihte soruldu. Teoriler yasalara. Yasalar teorilere dönüşmez. Teoriler desteklenirse daha güçlü teori olarak kalır. Yasalar da daha güçlü yasa hale gelir. Bunlar birbirlerine dönüşmez. Bu bir dönüşür demek, bir kavram yanılısıdır. Bu da sorulabilir diye aklıma geldi. Bunu da söylemek istedim. Efendim, güzel. Şimdi ekran fotoğrafı almak isteyenler alsınlar. Son birkaç şey söyleyip burayı toparlayacağım. Gençler, şu yazı bugün titriyor. Zoom'un yeni güncelleme yapmış herhalde. Daha önce başka hocalarımıza yaptığınızda da böyle yazı böyle titrek oluyor muydu? Daha net miydi? Bir yazar mısınız? Bana biraz titrek geldi yazın. Bakayım ne diyor. Olmadı hiç hocam derken. Böyle titrek mi olmadı, yazmadığı slayttan mı anlatıyor hocalar, onu soruyorum. Ha, titreme olmadı, gayet iyi diyorlar, anladım. Demek ki ben hüsnü kuruntu yaptım. Daha iyi yazıyordu benim kalem. Güncellemeden sonra bir tık titriyor gibime geldi ama siz hissetmediyseniz sıkıntı yok. Silgi zor siliyor. Bunlar hep güncelleme ile alakalı. Evet, şimdi şurayı da halledelim. Selman Hoca. Ha, Selman Hoca yazarken zorlandı mı? Ayşe. Ha, tamam. Yani benim kalem iyi diyorum. Benim kalem bile zorlandıysa. Evet.
Şimdi şu son bir şey. Evet ya Nur, o güncelleme başımıza bela açtı. Şimdi bir de şunu konuşmamız lazım. Sosyal bilimlerde 1800'lü yıllar ve 1930'lara kadar hakim genel ekol pozitivist yaklaşımdır. Bu süreçte tabii 1800'lerin sonunda Max Weber falan biraz değiştirmiş bunu. Bu pozitivist yaklaşım her toplumu aynı görür, batılı merkezden bakar ve biraz da doğuya, Türklere, İslamiyet'e, Hintlilere, Çinlilere küçümseyici bakar. Fakat bu olay daha sonraları değişiyor. Özellikle 1930'da günümüz 2024 arasında başlangıçta burada yorumlayıcı gelenek ortaya çıkıyor. Yorumlayıcı gelenek Weber'le başlıyor, Max Weber'le başlıyor. Sonrasında da günümüzde bu yorumlayıcı gelenek biraz daha değişerek post modernizme dönüşüyor. Postmodernizmle ilgili şunu bilsek çok iyi olur. Eski o Saint-Simon'ların, Auguste Comte'ların yaklaşımı Batı merkezli ve Doğu'yu küçümseyen bir yaklaşımdır. Bugünse postmodernizm ve daha öncesinde Max Weber'in yorumlayıcı geleneği, ki bunlar birbirinin devamıdır. Yo, Türklerin de kendine göre bir kültürü var. Onların da anlamamız lazım. Çinlerin kendine göre bir kültürü var der. Ve çok perspektifli bir bakış açısı sunar. Bu mevzuyu burada kapatıyorum. Anladım Nur. Evet, bu tahtadakilerle ilgili sorusu olan buyursun sorsun, yoksa da geçiyorum. Ekran fotoğrafı almak isteyen de alsın. Zor bir şey yoktu burada ama hatırlatmak istedim. Ben merakımdan soruyorum. Bu anlattıklarım size yepyeni mi geldi? Yarısını biliyordunuz, yarısını bilmiyor muydunuz? Yoksa biliyorduk bir tekrar mı oldu? Bir yazar mısınız? Ha, Merve Sapar diyor ki yeni diyor. Postulatı ilk defa duydum diyor. Tamam. İyi, iyi ki anlatmışız. Bunlar bilmediğimiz yerler varmış. Boş boşuna anlatmamışız. Tamam, güzel. Şimdi gençler, yeni bir başlık. Şunu bir silelim. Komple siliyorum. Yeni bir başlık. Tarihsel düşünme formları. Şimdi bu nedir? Biraz anlatınca hatırlayacaksınız. Bu Kieran Egan'ın geliştirdiği bir şeydir. Bir de ismini unuttum şimdi. Tarihsel empati kavramını geliştiren, ismini biliyordum unuttum. Tarihsel empatinin empati aşamaları var. Bunlar da bir aptal geçmiş, iki günlük empati, üç klişe genellemeler, dört sınırlı empati,
5 bağlama uygun empati. Şimdi iki konuyu birleştirince çok netleşecek işler. Buraya da şöyle bir şey çekelim. Egan'ı da burada anlatalım. Egan. Şöyle yapalım. Sıfır. Şöyle 4-5 yaş diyelim. Şuraya şuraya bir şey çekelim. Şuraya 20 diyelim. Şuraya 11 diyelim. Şimdi bu yaş sınırlamaları esnektir biraz. Şuraya Egan mitsel düşünme formu diyor. Buraya romantik düşünme formu diyor. Buraya felsefi diğer adıyla pozitivist düşünme formu diyor. Buraya da ironik diğer adıyla çok perspektifli eşittir post pozitivist düşünme formu diyor. Şimdi bu ne demek? Tarihsel empatiyle de bir bağlantısı var aslında. Geçmişte bilim insanları çok küçük yaşta çocuklar tarihi anlayamaz diye düşünmüşler. Hakikaten de tarihi Osmanlı, Selçuklu nedir? 3-4 yaşında bir çocuğun anlaması mümkün değil. Fakat yine de onlara bazı öykülerle bir şeyler anlatılabilir diyor. Ve aynı Piaget'in, Colbert'in gelişim evreleri gibi Kieran Egan'da pardon, tarihsel düşünmenin yaşla alakasını incelemiş. Nasıl ki mesela sorayım size işte 12-13 yaştan sonra hele ki 18'den sonra soyut işlemlere geçilir diyor Piaget. Peki ben 30 yaşıma gelmiş olmam benim soyut işlemlerde olduğumu garanti eder mi? Her 30 yaşındaki soyut işlemlerde midir? Ne dersiniz? Hayır diyor herkes. Aynen öyle. Şimdi yaş bence de öyle. Yani her 30 yaşında olan soyut işlemlerde olmak zorunda değil. Peki o zaman niye yaş var? Ha, şundan dolayı. En erken o yaşta geliyoruz. Ha, ben çok zekiyim. 7 yaşında soyut işlemlerdeyim. Böyle bir dünya yok. Yani 30 yaşındaki bir insan iyi bir gelişim seyrindeyse soyut işlemlerde olur. Biraz zayıfsa son işlemlerde olabilir. Zeka engeli varsa işlem öncesinde de olabilir. Şimdi buradan hareketle insanlar ironik evreye, çok perspektifli evreye ancak 20 yaşından sonra gelebilir diyor. Bakın bu çok enteresan. Sizin de yaşınız üniversite mezunu olmanızdan dolayı ironik evreye, çok perspektifli evreye gelebilecek aşamadasınız. Bunun öncesinde çocuklar mitsel dönemde 0-5 yaş arasında hatta buraya 6 bile diyebiliriz. Yaşlar biraz esnek onu söyleyeyim ya o kadar katı değil. Mesela burası da 11 olur 12 olur falan. Hatta 15 yaşa kadar bile uzayabilir burası. Mitsel dönemde çocuklar destanlarla, öykülerle ve olayları, tarihsel olayları iyi kahramanlar,
kötü kahramanlar diye anlarlar. Tarihe böyle bir yorum yapamazlar. Geçmişte olan destanlar gibi algılarlar diyor. Sonra 6 yaşından itibaren romantik algılamaya başlarlar diyor. Romantik ne demek? Romantik kendi ulusu, dini, kendi önderi merkezinde romantik yorumlar diyor. Şimdi ben tam da bu aşamadaydım. Mesela 15 yaşına kadar falan ben bu aşamadaydım. Siz de benzer şeyleri yaşamışsınızdır. Osmanlı tarihi anlatılırdı. Yükselme, kuruluş, yükselme. Benim çok hoşuma giderdi. Habire toprak kazanıyoruz falan. Sonra gerileme dönemi gelince üzülürdüm. İşte hep Osmanlı'yı haklı gördüm. Hep Türkleri haklı gördüm. Siz de benzer şeyleri yaşadınız mı? Ortaokulda, lisede? İşte buna romantik evre diyor. Neden romantik? Nasıl ki bir insan romantikse gözü başka bir şey görmez. Biz de bu evrede, bu yaşlarda romantiyizdir. Kendi ülkemiz, dinimiz, mezhebimiz, kendi kültürümüz bağlamında romantik bakarız tarihe. Sonra 15 yaşından sonra felsefi bakmaya başlarız. Ha, bu felsefi dönemin romantik dönemden en önemli farkı şudur. Neden sonuç ilişkileri kurulmaya başlar? Bakın şimdi ben vay efendim biz coğrafi keşifler yapamamışız. Coğrafi keşifler yapamayınca dünya ticaretinden Osmanlı uzak kalmış. Bu yorumları yapamıyordum romantik dönemde. Hep kötü sadrazamlar gelmiş, kötü padişah gelmiş, dirayetli değilmiş, ondan olmuş. Halbuki başka neden sonuç ilişkileri de var. Mesela nüfus çok önemli bir şey. Toprakların verimliliği çok önemli bir şey. Ticaret yollarını ele geçirmek çok önemli bir şey. İşte bunları görebilmek, bu neden sonuç ilişkileri bağlamında dünya tarihine daha iyi bakabilmenin adı felsefi dönemdir. Yalnız bu felsefi dönem yine tek merkezlidir. Tek merkezli. İşte İngiliz ise İngiliz merkezinden bakar falan. Zaten bunda da pozitivist yaklaşım. Sonra 20 yaştan sonra ki herkes gelecek diye bir şey yok. Çok perspektifli olarak Türklerin gözünden, Almanların gözünden. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda ben şu lafı çok duydum, siz de duymuşsunuzdur. Birinci Dünya Savaşı'nda biz yenilmedik, Almanlar yenildiği için biz de yenik sayıldık falan diye lafları çok duymuşsunuzdur. Bu çok perspektif dönemdeki bir tarihçinin söyleyeceği bir laf değil. Bu anca romantik birisinin söyleyeceği bir laf. Çok perspektiflikte. Almanya konuya nasıl bakıyordu, İngiltere konuya nasıl bakıyordu, dünya siyaseti nasıl bakıyordu diye daha geniş bir perspektiften ele alınır diyor. Şimdi çok önemli bir yere geldik. Bu Kieran Egan'ın bahsettiği tarihsel düşünme formları daha sonrasında tarihsel empati seviyelerimizi de belirliyor. Bunlar da şu seviyede şu empati yapılır falan diye bir zorunlu şart yok. Ama şunu söylüyor. En güzel bağlama uygun, en üst düzey empati geliştirme bağlama uygun empatidir. Bunu yapabilmek için şuradaki üst düzey çok perspektifli tarihsel bakış açısına sahip olmak gerek diyor. Buraya kadar tamam mıyız? Sorusu olan varsa sorsun. Şimdi empati düzeylerini anlatacağım. Tamam. Şimdi gelelim şu empati düzeylerine. Herkes artı attı. Şimdi bu empati düzeyleri ile ilgili şunu bilmek lazım. Bu sadece duygusal olarak gelişim psikolojisinde anlattığımız empati dediğimiz şey sadece duygusal olarak onun perspektifinden bakabiliyorum, benim kişiliğim duygusal olarak buna yeterli olmuyor. Bu empati becerisi hem duygusal hem de bilişsel gelişkinlik gerektiriyor. Ben ne kadar iyi niyetli olursam olayım, tarih bilgim yetersizse empati geliştiremem. Yani bilgi de gerekiyor. Nerede olmuş, ne zaman olmuş, kiminle olmuş, dünyanın neresinde olmuş falan gibi detaylı bilgiler gerekiyor. Bu bilgilerin ulaşanların en üst düzey yapabileceği empati bağlama uygun empatidir. En alt düzey empati de aptal geçmiştir. Birden beşe doğru yazılmış zaten. Şimdi bu aptal geçmiş nedir diye baktığımızda
Birkaç örnek vermek istiyorum size. Şimdi şunu çoğunuz duymuşsunuzdur. Paleolitik toplumlarda atalar kültü diye bir din vardır. Bunun yanı sıra animizm, ki antropolojide geçiyor bunlar. Animizm diye bir şey vardır. İşte puta taparlık vardır. Totem vardır falan. Bu aptal geçmiş der ki bunlar yeterli akıl yürütme yapamıyorlar. Bu yüzden de atalarının yaşadığını düşünüyorlar ve atalarına tapıyorlar. Çünkü kafaları çalışmıyor. Halbuki bizim bugün baktığımız noktada ve bilimin söylediği yerde atalar kültü çok karmaşık bir şeydir. Bizim öyle bak bunlar aptal diye yapamıyorlar diye bir şey yok. Ve bugünden hareketle orayı yorumlamaya çalışırlar. Net bir örnek vererek geçmek istiyorum. Net bir örnek. Nerede benim kalemim? Ha. Mayalarda, Azteklerde tekerlek yok. Tekerleği Sümerler de ilk defa görüyoruz ama Mayalarda, Azteklerde yok. Bunu duyan bir öğrencinin bunlar zeki değil. Tekerleği bile icat edememişler diye düşünmesi aptal geçmiştir. Halbuki işte öyle değildir. Mayaların, Azteklerin çocuk oyuncaklarında tekerlek vardır. Hayatlarında kullanmamışlardır. Ve çok karmaşık bir tartışmadır bu ama tekerleği bildikleri ama kutsal ad ettikleri için bir takvim, bir taş var. O yuvarlak taşı kutsal ad ettikleri için kullanmadıkları düşünülüyor. Şimdi her şeyi böyle kafaları çalış. Mesela Sümerler'de altılık sistem vardır. Onluk matematik yoktur. Kafaları çalışmıyordu. Ondan yapamadılar demesi aptal geçmiştir. Doğru bir yorum da değildir. Gelelim günlük empati. Bunu kendimden örnek vermek istiyorum. Yaşım küçüktü tabii. Böyle bir saçmalık yaptım ben. Ortaokul ya da lise 1'deydim. Çatalhöyük. Hepinizin bileceği Çatalhöyük'te ana tanrıça heykeli vardır. Ana tanrıça heykeli böyle çamurdan yapılmış, oturmuş şişman bir kadın heykelidir. Öğretmen dedi ki ya bu ne olabilir falan dedi. Valla dedim bizim evde işte böyle süs eşyaları falan var. Onlar da evini süslemek için böyle bir şey yapmışlar herhalde dedim. Bugün dönüp baktığımda utanıyorum ben kendi yorumumda. Ama orta son ya da lise bir öğrencisiydim. Buna da günlük empati diyoruz. Ne demek günlük empati? O günde olan şeyi bugünkü akılla yorumlama. İşte annem nasıl süs eşyası koyuyorsa onlar da süs eşyası yapmıştır diyoruz. Halbuki o bir ana tanrıça heykeli. Şimdi gelelim klişe genellemelerin. Klişe genellemelerin bazılarından örnekler vereceğim. Mesela bunlardan bir tanesi Türkler göçebedir. Türkler Müslümandır. Türkler bal bal dikerler. Gibi bazı şey mesela bir tane daha vereyim. İtalyanlar denizci millettir. Şimdi Türkler göçebedir. İşte hayır, Türklerin göçebe olmayanı da vardır. Türkler tarım arazisinde tarım da yaparlar. Göçebesi de vardır. O Orta Asya'daki şartlar göçebeliğe uygun olduğu şey yapmıştır. Ama her türlü neden sonuç ilişkisini duyduğu kalıplarla yorumlayanlara da klişe genellemeler denir. Mesela Türkler, bakın şimdi buraya uymuyor. Ben bunu bir çocukla konuşurken duydum.
Türkler dedim neden Orta Asya'dan Türkiye'ye geldiler dedim. Bak cevap çok enteresan. Çünkü göçebe millettir dedim. Ya göçebe dediğin dağa çıkarsın otlak yaylak. Yaylağa çıkarsın kışlık yazlık çıkarsın. Göçebelik Orta Asya'dan Türkiye Anadolu'ya gelmek değil ki. Bunun nedeni nedir? Vallahi bir Moğol baskısı var. İşte bir geçim sıkıntısı var. Ama Türkler göçebedir diye her şeyi açıklamak klişe genellik olarak tanımlanıyor. Ha bak Ayşe Oğuzhan yazmış. Türkler barbardır. Bende yok böyle bir genelleme. Ama şeyde var. Avrupa'da var. Halbuki Herodot söylemiş bunu. Herodot yerleşik olmayan herkese barbar diyor. Kötü anlamda da kullanmıyor. Ama maalesef oraya klişe girmiş. Şimdi gelelim şu son ikisini konuşalım. Ondan sonra da teneffüse gideceğiz. Benim kalemim nerede? Ha. Şimdi sınırlı tarihsel empati ve bağlama uygun empati arasındaki farkı anlatıyorum. Bağlama uygun empatide bir olayın 4, 5, 6 nedeni olabilir. Bu nedenlerin tümünü görmeye bağlama uygun empati denir. Sınırlı empati ise olası 4, 5, 6 nedenden birini görmeye ise sınırlı tarihsel empati diyoruz. Örneğin bana şunu söyleyeyim. Yavuz Sultan Selim babasının rızası olmadığı halde yani II. Beyaz'ın rızası olmadığı halde geliyor Amasya'dan zannedersem. İşte babasının ordusunu yeniyor, Korkut'un ordusunu yeniyor, tahta çıkıyor falan filan. Bu olayda sizce Yavuz Sultan Selim niye tahta geçmek istedi? Niye böyle bir maceraya girdi? Başarılı da oldu. Neydi? Amacı neydi? Kaç çeşit açıklama getirebilirsiniz buna? Neler söyleyebilirsiniz? Bir tane bir şey mi söylersiniz? Birçok söyleyebilir misiniz? Birkaç tane sayayım ben. Şimdi Sefa diyor ki babasını yetersiz görüyordum. Bu bir. Bence bir tane neden olabilir. Ha bak Sefa arkasından şunu söyledi. Kendi hırsları vardı diyor. Kendini üstün görüyordu. Ha arkası bak sayıyorum. Arkasında onu destekleyen Yeniçeriler vardı. Daha iyi gördüğünü düşünüyordu. Güç dengeleri o gitmese bile arkasındaki Yeniçeriler veya sipahiler kimse arkasındaki onu itiyorlardı zaten. Bir başka neden, o gitmese gelip onu öldüreceklerdi. Yani o yapmasa Korkut gelip onu öldürecekti. Aa bu benim kardeşim ben tahta geçtim hadi sen de burada otur. Yok öyle bir dünya. İşte burada çok güzel oldu bu. Ha, yani bak Ayşe Oğuz diyor ki o da var ya hocam diyor. Tamam bak bunu çok da düşünmüyoruz aslında. Yahu ben düşünüyorum yani bu onun kardeşi bugün benim kardeşim değil. Bulduğu yerde boğacak yani. Bu zor bir dünya. Şimdi bütün bu nedenler üzerinden hepsini bu nedenlerin hepsini görerek yorum yapabilmeye bağlama uygun empati diyoruz. Ama babasını yetersiz görüyordu. Bu da sınırlı empatidir. Anlaştığımızı düşünüyorum. Son bir şey söyleyerek ekran fotoğrafı almak isteyen alsın. Son bir şey söyleyerek burayı kapatacağım. Yok, söylemiyorum. Dersin, önümüzdeki dersin girişine çünkü uzayacak burası. 50 dakika olmuş, uzatmayalım. Tamam, burayı siliyorum. Bir 10 dakika mola vereceğiz şimdi.
10 dakika moladan sonra tekrar başlayacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.